Evimizin köşelerinde sessizce dolaşan, bir anda yok olup, birkaç saniye sonra gözlerimizin önünde beliren bu zarif canlılar, kediler. Binlerce yıldır insanlarla yaşıyorlar ama hala tam olarak kim olduklarını çözemiyoruz. Bugün kedilerin gizli dünyasına doğru sessiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarih boyunca kediler hem kutsal hem de tehlikeli görülmüştür. Antik Mısır'da Tanrıça Bastet'in simgesiydiler. Sevgi, doğurganlık ve korumanın sembolüydüler. Ama Orta Çağ Avrupa'sında aynı kediler cadıların yoldaşı olarak korkuyla anıldı. Oysa onlar sadece kendi iç dünyalarının kurallarına göre yaşayan sessiz gözlemcilerdir. Peki kediler neden bu kadar gizemli? Belki de cevap onların bizi bizden daha iyi tanımasında saklı. Araştırmalar, kedilerin sahibinin sesini onlarca başka insan sesinin içinden ayırt edebildiğini gösteriyor. Ama çoğu zaman buna tepki vermiyorlar. Çünkü kediler her iletişimin bir anlamı olmasını bekliyor. Siz gel dediğinizde, o yalnızca neden geleyim diye düşünüyor olabilir. Kedilerin bir diğer bilinmeyen gücü duyularıdır. Bir kedi karanlıkta insanlardan 6 kat daha iyi görür. Kulakları bir metrenin ötesinden gelen en küçük kemirgen hışırtısını bile algılar. Ama en büyüleyici olanı bıyıklarıdır. Bu bıyıklar birer radar gibidir. Hava akımlarını, mesafeleri, hatta duvarın şeklini bile algılayabilirler. Bir kedi dar, bir aralıktan geçip geçemeyeceğini önce bıyıklarıyla hesaplar. Kediler ayrıca duygularımızı da şaşırtıcı bir şekilde hissedebilir. Bilim insanları, kedilerin insan kalp atışını ve nefes ritmini fark ederek stresli olup olmadığımızı anlayabildiğini söylüyor. Bir kedi sizi sessizce izliyorsa aslında beden dilinizi okuyor olabilir. Bu bir tür sessiz empati ve o meşhur mırıldanma sesi. Uzun süre bunun sadece bir mutluluk işareti olduğu düşünüldü. Ama artık biliyoruz ki kediler kendilerini iyileştirmek için de mırıldanıyorlar. 25 ila 150 Hz arasındaki bu titreşimler kas ve kemik onarımını destekliyor. Yani kedi hem huzur veriyor hem de kendi vücudunu onarıyor. Bir başka şaşırtıcı gerçek de şu, ev kedileri aslan ve kaplanlarla genetik olarak %95 oranında aynı. Küçük bir kedi, evinizde dolaşan bir minyatür yırtıcı aslında. Avlanma içgüdüsü, gözetleme davranışı, sessiz adımlar, hepsi atalarından miras. Ama onlar bu vahşiliği zarif bir oyuna dönüştürmüş durumda. Kediler yalnız yaşamayı sever gibi görünür ama bu tam olarak doğru değildir. Onlar sessiz bir sosyal düzen kurarlar ama bu düzen sözcüklerle değil, bakışlarla ve vücut hareketleriyle kurulur. Bir kedi size sırtını dönüyorsa, aslında sana güveniyorum demek istiyordur. Ve bir kedi yanınıza gelip sessizce yatıyorsa, o an sizinle bir anlaşma yapmıştır. Sen bana dokunma, ben de sana huzur vereyim. Belki de kediler bu yüzden bu kadar büyüleyici. Ne tamamen evcil, ne tamamen vahşi, ne tam olarak bizimle, ne de bizden uzakta. Onlar, iki dünyanın arasında duran canlılar, hem doğanın bir parçası, hem de evlerimizin kalbinde yaşayan küçük bir sır. Kedilerin dünyasını anlamak, biraz da sessizliği dinlemeyi öğrenmek gibidir. Belki de biz onlara baktığımızda, aslında kendi doğamızın sakin, özgür tarafını görüyoruzdur.